Batı dünyasının görmemeli bir şey yok. İnternet sebebiyle videolar çıkmış, her şey dışarıda. 10 yaşındaki kıza ateş açmışlar. Çok insanlar öldürülmüşler. İran'ın resmi rivayetine göre şu ana kadar 17 kişi öldürülmüş. Bu istatistikleri tecrübe üzerine söylemek istesem daha çok düşünmek gerekiyor. Şu anda her şey videolar internet üzerinde. İnterneti İran'da bağlamışlar ve çok zayıflanmış. Bazı zamanlar hiç yok, bazı zamanlar bir yerde var, İran'ın başka tarafında yok. Ama insanlar o kadar sinirlenmişler, sinirlerini dışarıya çıkıyorlar. Videoları göndermeye çalışıyorlar. Çok da interview yapmak var. Gerçekten Batı dünyasının görmemeli bir şey yok. Eğer biri istese internet üzerinde, hashtaglerin üzerinde her şeyi görebiliyor, videoları görebiliyor. Vahşiyat nasıl insanlarla davranıyorlar onları görebiliyor. Cevap vermek istesem daha çok support etmeli dünya, Batı dünyası, İran insanlarını, insan kadınlarını. İranların çoğu ülkeden dışarıda, Avrupalılar, Amerika'da, Kanada'da yaşıyorlar. Onlar aileleriyle, arkadaşlarıyla internet üzerinde, WhatsApp üzerinde temastalar. Şimdi WhatsApp filter block olmuş, Instagram filter olmuş. İnsanlar aileleriyle temas kurmak için gerçekten kötü durumdalar. İran'da onlar bir şekilde internete bağlasalar o şekilde konuşmak, temas berkarar oluyor. Ama onun dışarısında yazmak üzerine. Sadece o kadar ki biz iyiyiz. İnsanlar İran'da yaralarıyla dışarıya çıkmışlar. Kendilerinin rivayetine göre kaybetmeye bir şeyleri yok. Ama dünyanın ilgisine gerçekten gerek var. Başka bir Ruanda olmamak için, daha çok insanlar ölmemek için dünyanın ilgisine ihtiyaç var. Onun için sizden buradan Türk halkına söylemek istediğim şey ki hashtaglardan, videolardan, yazmaktan, dışarı çıkmaktan her şekilde ki düşünüyorsunuz İran'ın halkına yardımcı olun lütfen ve destekleyin. Konu kadın hakları, insan hakları, özgürlük. Herkes bunlara inansa dışarı çıkabiliyor, sokaklara çıkabiliyor, internet üzerinden bir şey yazabiliyor, hashtagle yardımcı olabiliyor. Bunların hepsi çok yardımcı oluyor ve çok da güzel ilgi alıyor İran'dan. Türkiye şu ana kadar çok güzel support etmiş ve gerçekten İran'dan ilgi almış. Bir hashtag olsun, bir fotoğraf olsun, bir yazmak olsun şu ana kadar. Mahsun Kırmızıgol, Nurgül Yeşilçay, Erken Kolçak, Burak, Eda Ece bunlar bir reaksiyon göstermişler. Ve çok güzel İran tarafından ilgi alınmış. Her yerde paylaşıyorlar ki bunlar bizi support etmişler. Onun için fark etmez kim nerede olsa, Türk Amerika'da olsun, İranlı Türkiye'de olsun. Herkes bir şekilde bu hakkında konuşmalı. Kadın hakları en büyük dünyanın modern tartışması şu anda İran'da yapılıyor. Herkes kadın haklarına güvenebilse, güvense bir şekilde konuşmalı, reaksiyon göstermeli. Yani zaten hicap diyen İran'da kanun olmuş. Onun üzerinde 22 yaşındaki genç insan ve çok gençler, daha başka gençler biraz başörtüsü ileri gitmiş, geri gitmiş. Onun için insanı öldürülmesini şahidiz biz. Sadece İranlı olması gerekmiyor. Yani Türkler, kadın hakları aktivistler Türkiye'de İran konsultasyonunun önerine gidebiliyorlar ve aslında çok yardımcı oluyor.